Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyu açıyorum. Yeni bir konuya başlıyorum. Bu konu oldukça ilginç ve bazılarınız yorumlarda bu konuyu istemiştiniz. Yani Ukraynaca öğrenmeyi istemiştiniz. O yüzden ben Ukraynaca ve Rusça arasındaki farklılıkları size sunmak istiyorum. Çünkü bu konuyu isteyenlerin çoğu Rusça öğreniyor ya da Rusça biliyor. Ama Ukraynaca da bilmek istiyor. Tabii ki Ukraynacayı daha böyle detaylı öğrenmek için yani dersler gerekiyor, başka kaynaklar gerekiyor. Fakat ben bu diller arasındaki farklılıkları açıklamak istiyorum ve umarım bu size faydalı olur. Rusça biliyorsanız ya da bilmiyorsanız faydalanabilirsiniz bu videodan. Ama biraz Rusça biliyorsanız, örneğin Ukrayna'nın bir şehrine geldiğinizde her şey Ukraynaca yazıyor ve onu nasıl doğru okuyacağınızı da bilmiyorsunuz. Ya da belki de Rusçadan çok fazla farklı olmayan bu dili Rusça öğrendikten sonra öğrenmek kolay olabilir aslında. Ama bunun için biraz karşılaştırma yardımcı olabilir. Evet arkadaşlar, başlayalım Abayatka'dan. Abayatka yani alfabe anlamına geliyor. Alfavit Rusça. Sol tarafta Ukraynaca, sağ tarafta Rusça. Rusça kırmızı, Ukraynaca mavi olarak belirttim. İşte görüyoruz. Aynı ama farklılıklar da çok bu alfabede. Fakat bazen aynı görünen harfler de farklı seslere uygun olabiliyor. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekir. Peki, bakalım. Öncelikle Ukraynaca'da olan Rusça'da olmayan ve Rusça'da olan Ukraynaca'da olmayan harfleri göstereceğim. Bunların işte belirttim bu harfleri. Ama onlardan daha detaylı konuşmak için bize ayrı, onlara ayrı bakmamız gerekiyor. Şimdi bu harfler var ya Ukraynaca'da, bu dört harf. Yine çizdim altını. Bu dört harf Rusça'dan farklı ses veriyor. Bir de iki ses var Ukraynaca'da ki Rusça'da o ses yok. Bunlar c, z sesleri. Tabii ki Rusça'da d, j, d, z yazılan sesler var ama onlar başka türlü bir ses veriyor. D, j, d, z. Yani d, j, d, z iki ses olarak kulağa geliyor ama Ukraynaca'da tek ses. Örneğin Türkçe'de olan c, canım. İşte c Ukraynaca'da var, Rusça'da yok. D Ukraynaca'da var. Rusça'da da yok ama aslında Türkçe'de de yok. D. Evet, bakalım. Bu harfler biraz karışık. Bunlar şöyle. Ukraynaca'da bu harf E. Ama Rusça'da E böyle. Ukraynaca'da bu harf Ü. Ama Rusça'da Ü bu. Ukraynaca'da bu harf Y. Ama Rusça'da Y budur. Ukraynaca'da bu harf i, Rusça'da i budur. Şimdi bu farklılıkları örneklerde göreceğiz. Birinci örnekten gördüğümüz gibi dzvinok yani zil, dzvinok. Rusça zvanok. İkinci zerkalo. Rusça zerkala. Gördüğümüz gibi burada e. Bu Y gibi görünen bu harf aslında E, zerkalo. Burada ise zerkalo. Bu da ayna anlamına geliyor. Sonra džungli. Rusça'da džungli. Sonra bjola. Rusça pçila. Yani arı. Arı pçila. Ukraynaca'da bjola. Джинси. Русча джинси. Gördüğümüz gibi bu harf Ukraynaca'da ı. Evet, Rusça ile karıştırılabilir. Pardon. Bu щока, yanak. Щока. Русча щика. Русча bu kuyruklu ş böyle çok yumuşak ş olarak telaffuz ediliyor. Щика. Ama Ukraynaca'da ş, ç. İki ses olarak telaffuz ediliyor. Щока. Ya da çalı anlamına gelen bu söz.
Kuşç. Kuşçi. Bu da çalılar. Rusça kust. Kusty. Bundan sonra H sesi. Yani bu harf Rusça'da G olan harf Ukraynaca'da H olarak sesleniyor. Şimdi bakalım örneğin hist. Bu da ghost yani misafir anlamına geliyor. Hist ama onun çoğulu hosti. Rusça gosti. Evet. Sonra vohonь. Bu da ateş. Agonь. Agonь. Ukraynaca vohonь. Ukraynacanın bir özelliği de şu. Bütün ünlüler olduğu gibi okunuyor. Yani Rusça'da işte vurgulu, vurgusuz, agonь filan ama Ukraynaca olmaz. Hepsi o olacak. Vohonь. Bir yandan kolay. İşte bu kuyruklu G var Ukraynaca'da. Bunun sesi tam Rusça'daki G gibi, Türkçe'deki G gibi. Yani H değil G. G için özel bir harf var ve çok nadir bir ses aslında Ukrayna dilinde. Gatunok. Gatunok, sort anlamına geliyor. Gatunok, vyššego gatunku. Vyššego sorta. Yani yüksek tür, yüksek türden, yüksek kaliteden. Gudzik. Bu da düğme. Pugavica. Pugavica Ukraynaca'da gudzik. Bundan sonra Y harfi, Y sesi bir kelimedir. Önemli bir kelime. Yani vardır. Ye. Rusça jest. Avrupa. Örneğin aynı okunur. Sadece farklı yazılır. Nemaye. Nema. Burada iki varyant var. Nemaye, nema. Bu da yok anlamına geliyor. Niet, nietu. Nemaye. Ye, nemaye. Rusça biliyorsanız sir yazıyor ama aslında sir değil sır. Sır. Sadece bu Ukrayna'da ı olarak okunuyor. Sır peynir demektir. Ondan sonra gri anlamına gelen bir sözcük seri gri Ukraynaca siri. Siri. Bu harf da sadece Ukraynaca'da var ve y olarak kullanılıyor. Y. Yija. Yemek, yija, yeda. Bunlar zamirdir. Erkeğin, onun, yoho, kadının, onun, yiyi, çoğulun, onların, yani yih. Yoho, yiyi, yih. Nasıl yazılıyorsa öyle okunuyor. Yoho, örneğin Rusça yazıyor, yego, ama yivo okunuyor. Yiyi. Burada iki tane yi var. Yiyi. Yani onun kadının. Rusça yiyo. Yih. İh. O Rusçadaki yo Ukrayna'da yok. Yo için y ve o yazmak gerekir. Ama Rusçada yi yok. Ve bizim başkentimizin okunuşu Kyiv. Kyiv, Rusça Kyiv. Kinets. Kinets yani son. Rusça konets. Ukraynaca'da bu yumuşak işaretle ts çok zaman kullanılıyor. Ama Rusça'da hiç kullanılmıyor. Çünkü Rusça ts her zaman sert. Ama Ukraynaca o yumuşak olabilir. Ts, 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 ts. İşte Rusça'da o yok. Kinets yani son. Rusça kanets. Ya da aferin söylemek için. Aferin söylemek için tek kişiye söylersiniz olacak. Molodets. Rusça mladets. Molodets. Çoğul yani çok kişiye söylemek istersiniz. Molotsi. Yani malatsı. Rusça malatsı. Molotsi. Evet, devam edelim şimdi e. Bu da biraz karışık olabilir çünkü Rusça bu y. Ama Ukraynaca bu e. Elektriçny.
Elektrichny. Rusça elektriçski. Sonra apostrof. Apostrof niçin kullanılıyor? Örneğin burada ya var. Ya harfi bu m harfini yumuşaltacak. Yumuşaltmaması için apostrof koyarız. Yani mya olmasın diye, mya olsun diye, m sert olarak kalsın diye apostrof koyarız. Mjaç, top. Mjaç, Rusça mjaç. Mjaç. Simya. Simya. Rusça'da benzer semya ama Rusça'da yumuşak işaret kullanılıyor, mehki znak. Simya. Sonra bu blok girişi var ya binalarda. Podyezd. Podyezd. Rusça podyezd ve burada sert işaret kullanılıyor Rusça'da podyezd. Podyezd. Bir şeyi yemek, yiyip bitirmek. Zyisti. Siyest. Rusça siyest yine sert işaret kullanılıyor. Zyisti. Interview. Interview burada Rusça yumuşak işaret kullanılıyor. Interview. Ve bir fiil. Vurmak fiili bıtı. Bit. Rusça bit. Ukraynaca bıtı. Ben vuruyorum, sen vuruyorsun, o vuruyor. Ya bью, ты бьешь, він, вона б'є. Rusça ya bью, ты бьешь, он, она бьет. Evet, yo yoktur Ukraynaca'da. Yoş olanda genellikle yeş oluyor. İşte bью, бьешь, б'є. Apostrofun rolünü açıkça görebiliyorsunuz. B sert kalsın diye kullanıyoruz burada. Evet. Şimdi bu harfleri, sesleri biliyorsunuz. Öğrendikten sonra size çok güzel bir şiir okuyacağım. Bu şiir daha uzundur. Ben sadece iki kıta veriyorum burada. Onları okumak ve Ukrayna dilinin ne kadar uyumlu, ne kadar güzel olduğunu böylece göstermek istiyorum. Sağ tarafta yine Rusçasını verdim ve Ukraynacadan farklı olan bütün harfleri, sesleri altını çizdim. Kalanları olduğu gibi bıraktım. Şimdi öncelikle bir çevirelim Türkçe'ye. Ukrayna'yı sevin, güneş gibi sevin, rüzgar gibi, otlar gibi, sular gibi. Mutlu bir saatte ve sevinçli bir anda ve mutsuz bir saatte de sevin. Ukrayna'yı sevin, rüyada ve gerçekte. Vişneli Ukrayna'nızı sevin. Çünkü vişne ağacı çok. O yüzden onun güzelliğini her zaman canlı, her zaman yeni ve onun dilini, bülbül dilini sevin. Ukraynacasını dinleyin. Lubit Ukrayinu, jak sonce lubit, jak vitery, travy i vody, v godinu shchasliwu i v radosti myt. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Burada biz Ukrayna dilinin uyumunu da hissedebiliyoruz. Ve biraz uyumla ilgili bazı kurallar var Ukraynaca'da. Onları biraz göstermek istiyorum. Bakın burada V godinu, ama dördüncü mısrada u godinu görüyoruz. Neden? V godinu, sonra lubit u godinu. Çünkü lubit v godinu uyumsuz, güzel değil. V godinu şaslivu i v radosti. İşte uyum bu. Lubit Ukrayinu u sni i nayavu. Burada i yerine y kullanılıyor. Sni i nayavu. Ama başka yerlerde živu i novu. İ kullanılıyor. Yani bu ve anlamına gelen i sözcüğün birkaç varyantı var. Uyumlu olması için. Evet, işte buna milozvuchnost derler. Yani uyumlu sesi, seslenmesi. Rusça blagozvuchiye. Rusçada da tabii ki böyle kurallar var. Yok değildir ki. Örneğin burada ne görüyoruz? Üçüncü cümlede Rusçada. Ya живу во Львові.
Мы жили в Киеве, я живу во Львове. В, во, iki variant var. Ama Ukraynaca'da daha çok uyumlu kuralları var. Bakalım mesela bu cümle Kiev'de yağmur yağıyor. U Kyivide dosch. Burada u kullanıyoruz. U Kyivi cümle u ile başlamalı çünkü sonra k. U Kyivi ide dosch. Neden ide değil ide? İde varyantı var ide ama u Kyivi ide uyumlu değil. U Kyivide bu uyumlu. Мы жили в Киеве. Ama burada мы жили у Киеве değil. Çünkü iki tane uyumlu, iki tane ünlü ses bir araya gelince her zaman öyle değil ama kurallar var ki daha güzel seslensin, daha melodik olsun. Я живу у Львові. У своїй квартирі. Yine в Львові в своїй зор. Ama işte Rusça в своїй квартирі. Rusça во Львові uyum var ama в своей квартире zorunlu olarak yani çünkü böyle varyantlar yok v ve u ama Ukraynaca'da ya v olabilir ya u. Я живу у Львові. Я живу в Києві. Я живу у Львові. У своїй квартирі. Ya da burada işte він гуляв у саду, вона гуляла в саду. Burada bir yerde v'den sonra u ama a'dan sonra v ve çok uyumlu ses geliyor değil mi? Він гуляв у саду. Вона гуляла в саду. Русча йок, русча садиджа в. Он гуляв в саду, вона гуляла в саду. Böyle bir örnekler var işte. Bazen i yazıyor, bazen y yazıyor ki uyumlu olsun diye. Русча hep i yazıyor. Адам і Єва, Каїн і Авель, Пётр і Оксана, Оксана і Пётр. Ukraynaca'da Адам і Єва, Каїн і Авель, Петро і Оксана, Оксана і Петро. Uyumlu olması için. Z birkaç varyantı var. Mama z donykoyu. Mama z doçkay. Mama i z synom. Mama z synom. Mama zi mnoyu. Mama sa mnoy. Evet, burada da biraz Rusça'da da bu uyum var. Ukraynaca'da daha çok uyum var. Stavte lajki, podobajki. Pişit komentari. Yani yorum yazın. Підписуйтесь на мій канал ve kanalıma abone olun. Дякую. Ukrayna'da teşekkür için дякую derler. Дякую.